yani kendi sayfalarını karartmaları bizi de üzdü. O yüzden böyle bir değerlendirme yapalım dedik kendi aramızda. Onlar da yanlı basından dolayı bu kararı aldıklarını söylediler. Yanlı basın derken işte okumadan veya sormadan işte altyapınız var mı yok mu diye sormadan işte altyapılarınız var. Şampiyon olsanız ne olacak ki? Ya böyle bir saçmalık var mı ya? 200 milyar lira para harcıyoruz biz bu yıl. 200 bin lira para harcıyoruz ve şu an buna kadar belediyeden alınmış 15 bin lira paramız var. Kulübün dönen kısmı benim, Mustafa'nın, arkadaşlarımın ceplerinden döndürüyoruz. Arkadaşlara araba tahsis ediyoruz. Cebimizden veriyoruz bunları. Futbolcularımıza yemek alıyoruz. Hepsini cebimizden veriyoruz. İşte belediye bize çok fazla destek veriyormuş. Hiç de yani o kadar da iki takıma da aynı desteği veriyor belediye. Geçen yıl aldığımız para 15 bin lira. Bu sene daha 5 kuruş para almadık. Ya biz basın olarak da sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Bizim kimseye bir küskünlüğümüz, dargınlığımız yok. Biz abi kardeşiz. Bu kulüpte de bugün varız, yarın yokuz. Yani babamızın koltuğu değil bu. Bizim 8 sene ben burada başkanlık yapacak halim yok bazı arkadaşlar gibi. Bu olaya iş dalı olarak da bakmıyorum ben. Kulübün en zor zamanında girdik. Ateşten gömlek giydik. En zor zamanında girdik. Hocamız yoktu. Futbolcumuz yoktu. Bazı abilerimiz diyormuş işte biz 200 tane lisans bıraktık. Biz geldiğimizde çocuklarla toplantı yapalım dedik. 7 tane futbolcu geldi, 8 tane futbolcu geldi toplantıya. Yani işte öyle büyük bir kulüpte almadık. Aldığımızda da borcu da vardı. Resmi borçlarını ödedik. Gayri resmi borçlarını da bazılarını ödüyoruz. En son 2 gün önce anlatayım olayı, açıklık getireyim. Eskilerden hazırlık maçlarından kalan bir tane hakem arkadaşımıza. Şimdi şöyle bir şey, hava ayrımcılık da yapılıyor. 18 Kasım Kavak Mahalle takımı, Uzunköprü Spor hangi mahallenin takımı? Bizim 18 Kasım'a hiçbir dargınlığım yok benim. Ben 18 Kasım Uzunköprü Spor maçında 18 Kasım idarecilerini gittim hoşlamaya. Ve bana beyefendi emin başkanları başını çeviriyor, elini dahi uzatmıyor. Bu bir terbiyesizliktir. Bu bir terbiyesizliktir. Ben Emin'e ne yapmışım? Yani sonuçta bugün varız, yarın yokuz. Ben Uzunköprü Spor Başkanlığı'ndan önce ben 18 Kasım'ın birçok maçına gidip, çocuklarımla gidip orada ekmek arası köfte de yiyordum. Takımımızı destekliyordum da. O takım da bizim, bu takım da bizim. Yani neyin kavgasını yapıyorlar, neyin kavgasını yapıyoruz? İşte yanlı basın, işte bu çocukların, bu çocuğun ismini veriyorlar. Ya böyle bir şey yakışır mı ya? Barış Çeliker işte şu kendisini taraftar zanneden birisi. Ya bu çocuk her pazar evinden çıkıyor. Cebinde belki 50 lira var, belki 500 lira var. Para harcıyor. Soğuk demiyoruz, kar demiyoruz, kış demiyoruz. Mücadele içindeyiz. Benim sizden istediklerim, yani büyümüşsünüz. Hep beraber bizim hatalı olduğumuz yerler olabilir ki hatasız insan olmaz. Hep beraber abi kardeş statüsünde şu birlik işin içinde, bu ligi, birlik beraberlik içinde. Ama Okan arkadaşımız, Okan abimiz, benden yaşça büyüktür, kalkıp burada sözde taraftar diyor. Sözde taraftar mı? Bu sözde taraftar 6 seneden beri tribünde. O gün -6 dereceydi ama. -6 derecede herkesin ayakları çamur batak oldu, ıslandı. Sahip demiş size sırf Uzunköprü Spor maçı eksi olmasın diye, antrenmansız kalmasın diye. Bunu hangi taraftar yapar ya? Yöneticisiyle taraftarıyla. Bizim hatamız değil. Meşalek maçtan önce biz hep dostluk dedik, dostluk dedik. Nitekim de öyle oldu. Ha meşalek mi? Mecazi anlamda sızı yakacağız. Aynen. Mecazi anlamda. Yani bunda gerçek anlamını zaten ben onun yazarlığından bir şüphe ederim. Ben razıyım. Beni ilçe emniyet müdürüm takdir etti. Allah sizden razı olsun dedi. Maçta gönüllü polis abilerimiz bizi takdir etti. Çocuklar çok teşekkür ederiz dedi. Bizi zor durumda bırakmadınız dedi. Beni, Okan Bey'in yazısı beni pek fazla da enteres etmiyor bu saatten sonra. Çünkü beni ilçedeki idari makamlardan takdir geldi bana. Bundan sonra dönüşümüz çok muhteşem olacak. Daha da güzel olacak. Yani ne Uzunköprü Spor sahipsizdir, ne Akıncılar sahipsizdir, ne de Uzunköprü Spor'un şu anki mevcut başkanı Sayın Atay Şentem ve yönetimi sahipsizdir. Akıncı Atatürk Grubu olarak canıyla, başıyla, kanıyla da
her türlü takımımızın yanımızdayız. Arama sevdası. Bizimkisi arama sevdası. Aşkı ilçe. İlçe aşkı bizimkisi. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Benim babam burada ekmek kazanıyor. Ben bu ilçenin takımına sahip çıkmak zorundayım. Bu benim asli görevimdir. Sözde taraftar grubuymuş. Yok ya. 6 yılın emeği var burada ya. 6 yılın emeği var. Bu grup 17 Ocak gecesi kuruldu. 17 Ocak gecesi saat 9'da kuruldu grup. Yağmurlu bir gündü. Ve o zaman kulüp küme düşmeye oynuyordu. Ve ilk çıktığımız maç da Osmanlı Spor maçıydı. Bu Akıncı taraftar grubu rant peşinde koşsa, çıkar peşinde koşsa küme düşecek olan bir takımda kurulur mu size soruyorum basın mensubu abilerim. Şampiyonluğa giden bir zamanda kurulurdu. Sözde taraftar grubuymuş. Ben de onu bir o zaman sen de sözde yazarsın o zaman abi. Şuna bakma. Benim diyeceğim bu kadar abi.